Papa Francesco'nun Ukrayna için söylediği beyaz bayrak sözleri üzerine Ukrayna Vatikan elçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kremlin ise Putin'in e müzakerelere hazır olduğu açıklamasını yaptı. Papa'nın sözlerine Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, NATO ve Avrupa Komisyonu'ndan da tepkiler ardarda arda geldi. Esas güçlü olanın, vaziyeti görenler, halkını düşünenler, beyaz bayrak çekme ve müzakere etme cesaretini gösterenler olduğuna inanıyorum. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun bu sözlerine tepkiler sürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü Vatikan elçisini çağırdı. Papa'nın açıklamalarından duyulan hayal kırıklığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Papa'nın sözleri üzerine Rusya'nın müzakereleri hazır olduğunu söyledi. Papa'nın açıklamalarında daha geniş bir bağlam var. Ancak genel olarak müzakereler lehinde konuştuğunu düşünüyorum. Putin sorunları müzakere yoluyla çözmeye hazır ve müzakereleri açık olduğumuzu defalarca dile getirdik. Tercih edilen yol da budur. Papa'nın sözleri Ukrayna'ya destek olan ülkelerin tepkisini de çekti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Papa'ya saygı duyduğunu ancak barışın Moskova'nın elinde olduğunu ifade etti. Almanya Hükümet Sözcüsü ise Başbakan Olaf Scholz'un Papa'nın beyaz bayrak önerisini reddettiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın beyaz bayrağı değil silaha ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu savaş temelde üç şekilde sona erebilir. Putin'in saldırıları sona erdirmesi, Ukrayna'nın kendini savunmayı bırakması ama o zaman teslim olmuş olur ve bu barış demek değildir. Ve Ukrayna'nın Egemen, bağımsız bir ülke olarak savaştan galip çıkması. Dolayısıyla eğer müzakere edilmiş barışçıl ve kalıcı bir çözüm istiyorsak buna ulaşmanın yolu Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktır. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de savaşın sona ermesi için Rusya'yı işaret etti. Barış için gereken doğru adım Vladimir Putin'in birliklerine silahları bırakıp Ukrayna'dan çekilme emri vermesi olur ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine Vatikan'dan Papa'nın sözlerine ilişkin açıklama geldi. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerenin ilk koşulunun Rusya'nın saldırılarına bir son vermesi olduğu belirtildi. Önceliğin ateşkes olduğu vurgulandı. Enes Hocam buyurun sizinle devam edelim son dakikalarımızın içindeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? NATO Genel Sekreteri'nin açıklamaları da var elbette. Tepkiler geldi. Ee, Kremlin tabii ki mutludur bu açıklamadan. Ama siz ne söylersiniz? Şimdi Ukrayna savaşı tabii bir çıkmaza doğru gitmeye başladı. Ee, başta en başta Ruslar tabii inisiyatif Ruslardaydı. Hı hı çok çıkmaza doğru demişken öngörünüz bu kadar süreceği konusunu evet. sürer demiş miydiniz evet. bilmiyorum hiç sorulmuş muydu size belki ekranlarda ama hani sizin fikriniz neydi? Yani iki yılı görür falan diyor muydunuz kendinize? Tabii yok yani savaşın yani şöyle bir durum söz konusu. İlk 3-4 günde Ruslar bir yıldırım harekatıyla Kiev'i ele geçirmeye çalıştılar Hı -hı. biliyorsunuz. Fakat Kiev'e giremediler. Tıkandı Hı -hı. orada ve orada çok ciddi bir darbe ediler. Yani 4. 5. günden sonra bu savaşın çok uzun soluklu bir yıpratma savaşına dönüşeceği çok belliydi. Hı hı. Ve Rusların e, Ukrayna'yı dize getirebilecek askeri kapasitelerinin olmadığı da çok ortaya çıktı. Çok hazırlıksız oldukları, kağıttan bir kaplan olduğu. O bize lanse edilen o büyük Rus ordusu, işte başarılı Rus ordusu, güçlü Rus ordusu imajının arkasında bir kağıttan kaplan olduğu, yetersiz olduğu, beceriksiz olduğu çok net ortaya çıktı. Ee, ama şu var, şimdi e, buradan sonra tabii Amerikalılar ve Batılılar çok ciddi bir silah yardımı, ve finansal yardım yapmaya başladılar Ukrayna'ya. Fakat buna rağmen Ukraynalılar da Rusları dize getiremediler. Çünkü Rusların şöyle bir tarihsel e, şeyleri var baktığınız zaman. E, Ruslar e, acıya, acı eşikleri çok yüksek olan bir millet ve devlet. Yani binler, on binler, yüz binler, bir milyon ölmesi... ...onların çok umurunda değil. Yani aynı sayılar Batı'da öldüğü zaman ortalık ayağa kalkarken. Tabii. Ruslar bunu gördük yani geçmişteki yaşanan savaşlarda da, 2. Dünya Savaşı'nda da, onun önceki savaşlarda da. Coğrafi derinliği çok büyük olan bir ülke. Ve e, tamamen bir savaş ekonomisine dönmüş durumda şu anda. Yani bu iki yıllık süreçte şunu yaptı Ruslar. Çok ciddi bir savaş sanayisi kurdular, mühimmat. ve mü müthiş bir mühimmat üretiliyor. Fakat batılı devletler buna mukabil bir şey kuramadılar. Sistem kuramadılar karşısında. Çünkü çok bölük pörçük bir yapı var karşısında. Ama günün sonunda şöyle bir durum var. Büyük uzun soluklu bir yıpratma savaşı olacak bu. Ve kimin havlu atacağını e, aslında belirleyecek olan e, kim daha fazla e, kayba tahammül edecek. Yani hem insani kayba, hı hı. sadece Ukrayna açısından değil bu. Hem de işte maddi kayıp. Ee, ve teçhizat kaybı baktığınız zaman. Dolayısıyla e, burada e, Papa'nın söylediği söz hani oturun anlaşın bir şekilde. Çünkü buradan herkes kaybediyor gibi ama burada e, Amerikalıların kaybettiği bir şey yok. Hani demin işte siz silahlanmayla ilgili şeyden bahsettiniz, e, rakamları verdiniz. Hı hı. Dünyada silaha ayrılan bütçeler, rakamlar artmaya başladı. Bütün bu silahlanma, silah satışı meselesinden Amerikalılar şu anda peynir ekmek gibi silah satıyorlar evet. Avrupalılara, Batı Avrupalılara. F-35 olsun işte İsveç NATO'ya girdi, Finlandiya hiç NATO'ya girmek istemeyen devletler. ama ee, Almanlar ciddi bir bütçe ayıracaklarını ilan ettiler. Ee, sadece bakın bunu satmıyor Amerikalılar. Aynı zamanda gaz ve petrol de satmaya başladılar Avrupa'ya. Yani Rusya'dan aldığı petrolü şey gazı kestirdi. Kuzey Kuzey akım boru hattına sabotaj düzenlendi. Şimdi Amerikalılar elenci satıyorlar Avrupa'ya. Dolayısıyla bu bu işten çıkarı olan ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi buradan kâr ediyor bu savaşın sürmesinden yana ve bu savaşın keza Fransa'da evet yani mesela NATO genel sekreteri diyor ki ee, yani Batılılar diyorlar ki mesela Almanya'daki siyasetçilerin yaptığı şey, biz bu savaşı kaybedemeyiz. Bizim bu savaşı kaybetmemiz demek e, bizim bütün prestijimizin sarsılması ve e, Rus rejiminin işte Rusya'nın e, tekrardan çok ciddi olarak ne diyelim prestij kazanması ve bir güvenlik tehdidi. Kıta Avrupa'sını tehdit eden bir güce dönüşmesi alasına gelir. Biz bu savaşı kazanmaktan başka çaremiz yok. Hı hı. Fakat Putin rejimi açısından baktığınız zaman da Putin de bu savaşı kesinlikle kaybetmeyi e, düşünmüyor. Bunu kesinlikle e, efendime söyleyeyim böyle bir şey tahammülü yok. Hı hı. Dolayısıyla acı eşiği de yüksek temin dediğimiz gibi petrol ya da işte doğalgaz e, evet ihracatı darbe yedi. Ama e, işte ciddi bir e, yaptırıma da uğradığını görüyoruz. Ama bütün bunları dünyada yükselen petrol doğalgaz fiyatları üzerinden kompanse ettiğini görüyoruz. Yani neredeyse e, zararını karşılıyor doğalgaz ve petrolden kazancı fiyatların yükselmesinden dolayı alternatif pazarlar buluyor. Yani batılılar da o çok kutupluktan dolayı Rusya'ya bütün dünyayı işte baskı altına alıp tam manasıyla bir abluka ve blokaj uygulayamıyorlar. Uygulayamadıkları için de Rus rejimi de Rusya'da bunu birçok noktadan delmiş durumda. Dolayısıyla savaş çok uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Ne ve kadar Burada, sizin tahmininiz ne? Yani bu tarz savaşlar bakın Suriye'de 10 yıldır devam ediyor. Ee, ...bu bir iç savaşta bir Kanık sanacak artık. Evet. Kanık ee, kanıksanmış da durumda. Evet. Yani Ukrayna'da kanıksanmış durumda. durumda. Ee, Avrupalılar da artık buna... E, ...ve bu aslında Amerikalıların şu işine de yarıyor. Uzunca süredir Avrupa'yı silahlanmaya ikna edemiyorlardı. Demin de bahsettim. İşte NATO'nun yüzde iki olması lazım. Ülkelerin savunmaya ayırdıkları rakam. Yüzde bir, bir buçukları bile bulmuyordu. Şimdi ama orada bir Rus korkusu var rus öcüsü var. Onun hı hı. üzerinden bütün Avrupa'yı terbiye etmeye başladı Amerikalılar. E, hepsini hizaya soktu. Evet. E, dolayısıyla onlar açısından sürdürülmesi gereken bir savaş. Burada belki bir kırılma noktası Trump rejimi olabilir. Trump'ın bakışı farklı. Trump eğer iktidara gelirse zaten girdirse... her fırsatta ben olsaydım böyle olmazdı. Ben olsaydım şu şey olmazdı. Evet. Buna. Dolayısıyla Amerika yani burada belirleyici olan şey zaten Ukraynalılar falan değil. Hı hı. Yani Ukraynalılar bir şeye karar verebilecek bir konumda değiller. Hı hı. Dolayısıyla burada en temelde Amerikalılar karar verecek. Barış mı olacak, ateş kesme olacak, efendime söyleyeyim. kararını Amerikalılar verecektir. Şu anki mevcut yönetim böyle bir şeyde değil, düşüncede değil. Trump geldikten sonra ne olur onu göreceğiz. Yani orada da Trump'ın her istediğini de yaptırabileceğiniz düşünmek yanlış olur. Hı hı. çünkü müesses bir nizam var Amerika Birleşik Devletleri'nde ona her istediğini yaptırabildiğini söyleyemeyiz. E, e, Trump bir önceki dönemde de biliyorsunuz. Hatta Suriye'den çekilme konusunda falan bayağı bir Trump direktifler verdi, emirler verdi ama hep o bürokrasinin kara dehlizlerinde e, Pentagon'un e, grup şey içi içerisinde onların kaybolduğunu gördük. Dolayısıyla son cümlesi e, alayım. İki dakikam kaldı. Evet. E, Ukrayna bizi daha çok uğraştıracak meselelerden biri biz mevcut pozisyonumuzu koruyacağız diye düşünüyorum. Türkiye'nin pozisyonu çok doğru bence.